Merhaba sevgili izleyenler, Tarım Vizyon programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarım ve hayvancılık olacak ve ben bu konuyla ilgili hemen konuğuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Şaban Bey. Hoş bulduk Gülay Hanım, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Şaban Bey, öncelikle biz sizleri bir tanıyalım. Yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz kendinizden bahseder misiniz? Gülay Hanım, 1991 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık bir yıllık özel serbest veteriner hekim olarak çalışmadan sonra 22 yıldır uluslararası ilaç firmasında görev alıyorum. Hı hı. Uzun yıllardır yöneticilik yapıyorum. Firmamızda hayvan sağlığına yönelik ürünler üretiyor ve dünyanın 160 ülkesini aşkın bölümünde yetiştiricilerin, hekimlerin hizmetine sunuyoruz. Şu anda Türkiye'de de hayvancılıkla ilgili ciddi çözüm önerileri geliştiriyor. Hekimlerimizin karşılaştığı sorunları çözebilmeleri için gerekli olan ilaçları kendilerine sağlamaya çalışıyoruz. Yani vermiş olduğunuz hizmetin arkasında veterinerlerimizle birlikte kaç evet. kişilik bir ekip bu? Türkiye'de 86 kişilik bir ekip. Bunun sağ kadrosu ve merkez yönetim bacağı olarak ve merkez destekleyen kadro olarak iki majör bölümü ayırabiliriz. Bizim sağ kadromuzda bulunan arkadaşlar tüm veteriner hekim. İş alanı olarak veteriner hekimlerimize yönelik ürünlerin tanıtımı, hastalıklara yönelik çözüm ortağı olacak şekilde çözüm yaklaşımları, koruyucu hekimlikle ilgili neler yapılabileceği ve bu alanda hangi ürünlerin ne şekilde, nasıl, ne zamanlarda kullanabilecekleri yönlü hizmet vermeye çalışıyoruz. Güzel bir hizmet. Evet, o yüzden koruyucu hekimliğin geliştirilmesi yönlü dünyada çok ciddi yatırımlar yapan bir şirket. Aslında baktığınız zaman dünyanın en büyük hayvan sağlığı şirketi. Yılda 4 milyar dolara yakın satışı, cirosu mevcut ve aynı zamanda araştırma ve geliştirmeye ciddi yatırımlar ve en fazla şu anda yatırım yapan firma konumunda. Yıllık 800 milyon dolarlık Ar-Ge'ye ayrılan kaynak mevcut. Bu sayede veteriner hekimliğin daha iyi icra edilebilmesi için yeni moleküllerin geliştirilmesi, hastalıklara karşı yeni çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi, yeni ürünlerin keşfedilmesi yönlü ciddi yatırımlar yapan ve bu konuda hizmet sağlayan bir şirket durumundayız. Şu anda yoğunluk hangi hastalıklar için mesela hayvanlarda? Aslında hayvanlarda şimdi 200'ü aşkın ürünümüz şu anda Türkiye'de kullanılmakta veteriner hekimlerimiz ve yetiştiricilerimiz tarafından. Baktığınız zaman majör olarak 3 bölüme ayrılmış durumda. Ruminant dediğimiz koyun, keçi ve sığırlara yönelik kullanılan ürünler. Kanatlı grubu tavuklara yönelik kullanılan ürün grubu. Ayrıca pet hayvanlarına yönelik kullanılan evet. ürünler olarak majör 3 grup altında bir ürün portföyümüz mevcut. Daha sık karşılaşılan mesela koyun ve sığır hastalıkları açısından viral hastalıklara korunmasına yönelik aşılar, koyunculukta diğer karşılaşılan işte yetiştiricilerimizin mera hastalığı, yem hastalığı diye bildiği aşılar örneğin. Yem hastalığı nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Hayvanlarda özellikle koyunlarda, küçükbaş hayvanlarda ani yem değişikliği bağlı olarak normalde bağırsak florasında bulunan bazı bakteriler ortamın pH'sı değiştiği zaman yani asidik bazik olan ortam değiştiği zaman ani olarak değiştiği zaman ciddi oranda bağırsak florasında bulunan bakteriler yüksek oranda üremeye başlıyor o dönemde. Ve bunlar perakut yani çok hızlı seyreden birkaç saat içerisinde hayvanı öldürebilen bir hastalık. Ciddi. Örneğin. Bu perakut dediğimiz hastalıklar zaten birkaç saatte hayvanın ölümüne neden olabiliyor. Bakterinin oranı bağırsak florasında, bağırsak mukozasında hızla arttığı için
bu defa toksin salgılamaya başlıyor. Bu toksinler hayvanın işte çok ciddi sinir sistemini etkilemeye başlıyor. Solunumunun durması, kalbin durmasına kadar birkaç saatte ölümüne neden olabilecek sıkıntılara neden olabilmekte. Siz bu ilaç grubunuzda bunlar önlenecek şeyleri vardır mı? Bu hastalıkları önleyen aşılamalarımız, aşılar mevcut, ürünler mevcut. Birçok farklı seçenekler sunan ürünler mevcut. Veteriner hekimlerimize bunların tanıtımını yapıyor. Hekimlerimiz zaten yoğun bir şekilde Türkiye'de de kullanıyorlar. Evet. Türkiye'de peki büyükbaş hayvancılığın önemi nedir? Ne durumda şu anda? Büyükbaş hayvancılık hayvan sayısı yönünden baktığımız zaman aslında azımsanmayacak bir hayvan potansiyeline sahibiz. 14,5 milyon civarı büyükbaş hayvan sayısı mevcut. Fakat detayına baktığımız zaman işte dünyada hayvan sayısı yönünden önemli bir yere sahip olsak da elde edilen verim açısından maalesef iyi bir düzeyde değiliz. Çünkü sahip olduğumuz hayvan ırklarının önemli bir kısmı arzuladığımız verimi elde edemediğimiz. Hem et hem de süt açısından. Çünkü 14 milyonun yaklaşık 5-5,5 milyon civarında olan bölümü kültür ırkı dediğimiz, yani verim düzeyi yüksek olan hayvan ırkından oluşuyor. Yaklaşık 6,5 milyonluk bir bölümü melez dediğimiz kültür ırklar ile yerli ırkların seleksiyona tabi tutularak işte elde edilen yavrularından oluşan melez ırk oluşuyor. Ki bunların verim düzeyi kültür ırkı kadar iyi olmasa da yerli ırklardan daha iyi. Ki gerçi bunlar hastalıklara karşı, kültür ırklarına karşı da, göre de daha dirençli olmaktalar. Yalnız asıl burada odaklanmamız gereken çok daha önemli bir nokta, 3 milyonu aşkın hala bizim verim düzeyi çok düşük olan yerli ırk dediğimiz büyükbaş hayvan potansiyelimiz mevcut. Bu da daha çok Doğu Anadolu bölgesinde, yani ülkemizin birçok yerinde belli oranlarda bulunmakla birlikte daha çok Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Bunlar verim düzeyi çok düşük. Genellikle aile tipi yetiştiricilikte yetiştirirler. Maalesef hayvan sayısı yönünden hayvan mevcudumuzu yüksek gösterirken verim yönünden çok fazla katkı sağlamayan kesim. Hangi kesimlerde daha yaygın? Yani şimdi yaygınlığı dışında bir de düzenli yetiştirilmesi. Hayvan potansiyeli açısından. Potansiyel açısından baktığımız zaman Türkiye çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için değişkenlik arz ediyor. Ege ve Marmara bölgesine baktığımız zaman daha çok süt sığırcılığının ön plana çıktığı, ki bu bölgelerde süt elde edilen süt verimi de artık ülke ekonomisine ve gıda teminine önemli katkı sağlamaktadır. İç Anadolu bölgesi etçi, sütçü, yetiştiriciliğin neredeyse dengeli olduğu, aynı zamanda belli bir miktarda da küçükbaş yetiştiriciliği yönünden de ülke potansiyeli açısından söz sahibi olan bir dağılıma sahip. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiğimiz zaman Doğu Anadolu bölgesi daha çok az önce sözüne değindiğim gibi yerli sığır ırklarını kapsayan, ağırlıklı besiye materyal yetiştiren bir hayvan potansiyeline sahip. Güneydoğu Anadolu bölgesi de daha çok küçükbaş hayvancılık dediğimiz koyunculuğun ağırlığı olduğu bir bölge konumunda. Evet. Peki bunların doğru beslenmesi için sizin önerileriniz nelerdir? Şimdi aslında çok önemli bir konuya temas ettiniz. Hayvancılık neticede baktığınız zaman birebir işin ekonomisinin ön planda bulunduğu bir sektör. Maalesef Türkiye'de elde ettiğimiz ürünlere baktığımız zaman maliyetler açısından gelişmiş ülkelere göre çok rekabet edici bir düzeyde değiliz. Bunun da en büyük sebebi giderlerin çok yüksek olması. Giderlere baktığımız zaman da bunun %70'lik bölümünü, hatta bazı yerlerde %75'lere kadar çıkmakta, yem giderler mi?
yem giderleri oluşturuyor. Şimdi bu konuda iyi bir mesafe kat etmediğimiz takdirde bu işi ülke olarak toparlamamız zor görülüyor. Ve baktığınız zaman hala hayvancılığın durumu iklimin verimliliğine bağlı olarak Türkiye'de dalgalanma göstermekte. Örneğin 2 yıl iklim kurak gittiği zaman ciddi şekilde yaşanan sıkıntılar hayvancılığa da sirayet etmektedir. Çünkü bu kuraklığa bağlı olarak tane yem elde edilen, üretilen tane yemlerin miktarı düşmektedir. Aynı zamanda hayvancılıkta olmazsa olmaz dediğimiz işte selüloz yönünden yüksek samandır. Yani kaba yemin elde edilme miktarı düşmektedir ki bu yılda öylesi bir yıl yaşıyoruz. Bizim beslenme yönünden buralardan sıyrılabilmemiz lazım. Bu etkilenmeyi minimum düzeye indirecek politikalar geliştirmemiz lazım. Yetiştiricilerimizi gerçekten eğitmemiz, bilinçlendirmemiz gerekir. En basiti yani silaj yapımı ki İç Anadolu'da ülkemizin özellikle Ege, Marmara bölgelerinde yoğun olarak yapılmaya başlamıştır. Evet. Yani yemlerin turşu hali, turşulanması diyebiliriz yani yöresel tabirle. Birçok tane ve yeşil gıdalar, yemler bunlar kapalı bir ortamda üstü örtülüyor. Havayla irtibatı kesiliyor. Yaklaşık 17-18 gün sonra iyice mayalanmaya başlıyor. Oradaki besinlerde yani silaj için konulan mısırdır, pancar küspesidir, diğer konulan diğer maddelerdir. Bu defa süt asidi salgılamaya başlıyorlar. Asidik bir ortam oluşuyor. Hem o ortamda bulunan bakteriler falan varsa onlar da zaten o ortamda asidik ortamdan dolayı ortadan kalkıyor, ölüyor. 40-45 günde mayalanıp bir güzel turşu haline gelip hayvanların keyifle yiyebileceği besleyici bir gıda halini almaya başlıyor. Tabii ki yani onlar ne kadar doğru beslenirse o kadar verimli olurlar. Ve daha da önemlisi bizim %70-75'lere varan yem giderlerini %28-30'lara kadar düşürebilen bir maliyetin aşağı çekilebilmesi avantajını da sağlıyor beraberinde. Hayvanlar bunu gayet iştahlı da tüketiyor ki yetiştiricilerimizin yani ortalama yetiştirme kriterlerine baktığımız zaman günde 650-700 kilogram canlı ağırlık artışı elde eden bir besici sadece silajla hayvanları beslediği zaman aynı canlı ağırlık artışını elde edebiliyor ki yetişkin bir hayvana 10 kilodan 35 kilograma kadar aynı gün içerisinde verilebiliyor. Yine günde 12-13 litre süt elde eden bir yetiştiricimiz sadece silajla aynı sütü elde etmeye devam edebiliyor. Daha yüksek, daha verimli ırkları besliyorsak silajın üzerine takviye yemlerle, tane yemlerle, kuru madde miktarı daha yüksek olan yemlerle bunu dengelememiz mümkün. Ama beslenme konusunda gerçekten bizim hem daha sağlıklı politikalar geliştirmemiz gerekiyor hem de yetiştiricilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili eğitimler de veriyorsunuz değil mi Şaban Bey? Bizim geçmiş dönemlerde yetiştiricilere yönelik belli eğitimlerimiz söz konusuydu. Fakat yönetmelik gereği şu anda sadece veteriner hekimlerimize hizmet verebiliyoruz ki bu konuda veteriner hekimlerimiz yetiştiricilerimize gerekli yönlendirmeleri yetiştiricilerimiz başvurduğu zaman fazlasıyla yapıyorlar. Yeter ki yetiştiricilerimiz ilgili olsunlar bu konularda. Hekimlerinin dediklerine kulak versinler ki babadan atadan öğrendiği metotlarla tekrar tekrar canları yanarak öğreneceklerine gidip de gerçekten bu işte uzman olan hekimlere danışıp bu konularda çözüm önerilerini çok rahat edinebilirler. Çünkü maliyetleri düşürüp de verimliliği artırmadığımız sürece maalesef hayvancılık yönünden çok hani
sayısı yönünden demeyeyim de verimliliği yönünden söz sahibi bir ülke konuma gelmemiz biraz zor olacak. Ama sizin faaliyetleriniz bence çok güzel yani. Burada sadece verilen ürün hizmetleri, ilaç hizmetleri değil. Bunun yanı sıra nasıl yetiştirileceği, işte doğru beslenmesi hakkında da veterinerlerin yönlendirmesi güzel. İlk nerede başladı bu yönlendirmeniz veterinerlerinizi? Şimdi aslında kökenine baktığınız zaman firma olarak 1839 yılında kurulmuş olan 165 yıllık geçmişi olan bir firma. Hayvan sağlığı bölümünün geçen 2013 yılında ayrılması sonucunda bir yıllık yeni bir firma gibi görünsek de sadece Türkiye'de dahi 1957'den beri hizmet vermekte olan yetiştiricilerimize, hekimlerimize hizmet vermeye çalışan bir firmayız. Aynı zamanda dünyada hayvan sağlığı sektöründe en büyük firma konumundayız. Ki bunu da her geçen gün karşılaşılan sorunlara karşı yeni moleküller geliştirerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Birçok alanda bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan karşılaşılan hastalıklara yönelik hizmet vermeye çalıştığımız portföyümüz mevcutken, bir diğer taraftan hastalıkların önlenmesine yönelik aşılar yönlü ciddi bir ürün portföyümüz mevcut ki hekimlerimiz yoğun bir şekilde kullanmaktalar. Ayrıca verim artırıcı ürünler mevcut. Yani karşılaşılan hastalıklara karşı tedavi... Onu soracaktım. Evet. En çok hangi sorunlarla karşılaşılıyor diye hastalıklar şimdi... olsun. Türkiye'de karşılaşılan hastalıklara baktığımız zaman viral hastalıklar, örneğin şap gibi yaygın olarak ülkede çok ciddi ekonomik kayıplara neden olan. Bunun dışında ibere, bividi gibi yetiştiricilerimizin solunum sistemi hastalıkları olarak bildiği viral hastalıklar mevcut. Bunun dışında adi bakteriyel hastalıklar dediğimiz hemen hemen her bölgemizde rastlanabilecek hastalıklar söz konusu. Ayrıca beslenme hastalıklar ve bakım ve beslenmeye bağlı olarak yaygın görülen hastalıklar mevcut. Evet. Verim artırmaya yönelik örneğin sadece bazı ürünler geçmişte hastalığı tedavi etmeye yönelik kullanılıyorduysa bugün belli moleküller daha da geliştirilerek örneğin antiparaziter alanda tedavi edici özelliğinin yanında 5 ay uzun etkili özelliğinden dolayı aynı zamanda kısmen koruyucu özelliğini de pekiştiren, ön plana çıkan artık preparatlarla daha da bu yönlü teknoloji gelişiyor. Yani önleminizi de alıyorsunuz. Evet. Yani birçok alanda verim kayıplarını nasıl önleyebiliriz diye Arge'nin gerçekten kafa patlattığı bir şirket konumundayız. Örneğin hayvanlarda nasıl agresyon dediğimiz yani birbirini rahatsız etmeler, didişmeler, kavga etmeler ki aynı padoğa konulduğu zaman belli bir süre birbirlerine alışmaları doğru. Döneminde yani çok ciddi kavgalar çıkıyor, sakatlanmalar yaşanıyor, hayvanlar kesime zorunlu sevk edilebiliyor ve bu sakatlanmalar sonucunda işte kimisi değerlendirilemeyip tamamen imha edilebilir noktalara geliyor. O tür durumlarda dahi o agresyonu önleyecek aşılar mevcut. Birçok noktada veteriner hekimliği sektörüne hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Daha çok çözüm ortağı konseptiyle, yaklaşımıyla karşılaşılan sorunlarda nasıl çözüm ortağı olabiliriz yönlü yaklaşımlar sergilemeye çalışıyoruz. Yani çözüm ortaklığı da yapıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili ben çok duydum konferanslar da düzenliyorsunuz siz evet. Şaban Bey. Yılda en az bir defa veteriner hekimlerimize yönelik onları bir araya getirerek belli yeni bilimsel gelişmelere bağlı olarak oluşan gelişmeleri kendilerine aktarmak için kendi yaşadıkları deneyimleri
onların birbirini aktaracak ortam sağlamak için o tür faaliyetlerimiz oluyor veteriner hekimlerimize yönelik. Çok güzel bir çalışma. Gerek yurt dışından katılımcılar getirtmeye çalışıyoruz bu çalışmalarda. Ülkemizde bulunan değerli hocalarımızın iştirakleriyle zenginleştirip hekimlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki, kısa bir ara vermek istiyorum ben. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek dileğiyle.